STV kanalından herkese iyi akşamlar. Açıkça programının ikinci bölümüyle karşınızdayız. Programımızın bu bölümünde Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir İl Yönetim Kurulu üyesi Avukat Ulaş Kutlu. Sayın Ulaş Kutlu'yla İstanbul Sözleşmesi'ni konuşacağız. Programımızın ilk bölümünde AK Partili Pınar Turhanoğlu'yla sözleşmeden neden çıkıldığını ve AK Parti'nin neden sözleşmeye karşı olduğunu konuştuk. Bu programda da, bu bölümümüzde de Ulaş Kutlu'yla Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Sözleşmesi'ne nasıl baktığını konuşacağız. Ulaş Bey, hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Herkese merhabalar diliyorum. Hoş geldin Ulaş. Hoş bulduk. Ali abiyle başlayalım. Evet. Şöyle sıcak bir soruyla başlayalım hemen. AK Parti tabii bu sözleşmeden çekildi. Evet. Cumhurbaşkanı kararıyla. Tabii bu neden çekildiklerini de anlattılar. Ama CHP'ye göre sizce neden çekildiler? Yani şimdi ilk başta İletişim Başkanlığı'nın bir açıklaması var bildiğim üzere. Bu açıklamada kişileri cinsiyetsizleştirdiği, bireyleri eşcinsel eğilime yönelttiği iddiasıyla bu sözleşmenin feshedildiğini beyan ediliyor. Ancak biz parti olarak da böyle olduğunu kesinlikle düşünmüyoruz. Bu sözleşmenin feshi tamamen siyasi bir karardır. Bu siyasi karar olmasının sebebi ise şudur. AK Parti gerek bu süreçte tabanını giderek kaybetmeye başlamıştır. Tabanı daralmaya başlamıştır ve daralan taban neticesinde de AK Parti belirli cemaat ve tarikatlara mecbur kalmıştır. Çok küçük bir yüzde de olsa bu AK Parti'nin içinde ancak sözü geçen insanlardır. Zaten toplumdaki ve medyadaki süreci beraber izledik, beraber yaşadık. Geçen 2020'nin Temmuz ayında da bu tartışmaya açıldı. Yani ben içten şunu söylüyorum. AK Partili kadınların İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmaya çıkmasının olumlu karşılanmadığını düşünüyorum. Zaten yapılan araştırmalarda onu gösteriyor. Temmuz 2020'de yapılan bir araştırmada sadece %17'si karşı. Tabii bu istatistiğin üzerine kadın hareketleri, kadın hakları mücadelesi veren sivil toplum örgütleri bir çalışma yapıyorlar. Türkiye çapında eylemler düzenliyorlar. Ağustos 2020'de bu %7'ye iniyor. Yani Temmuz 2020'de yine Metropol'ün bir araştırması var. Burada da %64 sözleşmeye sahip çıkıyor. Aslında vatandaşlarımız sözleşmeye sahip çıkıyor. Kadınlarımız, AK Partili kadınlarımız, diğer siyasi partilere ya da hiçbir ayrımcılık yapmamaksızın sözleşmeye sahip çıkıyor. Burada bizim düşüncemiz şu, AK Parti, tarikat ve benzeri kuruluşların dışında zaten bu sözleşmeden çıkmasını temenni eden de bir kuruluş yoktur. Buna ilişkin çok ufak bir şey söylemek istiyorum. Temmuz 2020'de bir rapor yayınlanıyor. Şimdi bu rapor Türkiye Düşünce Platformu, genelde işte hükümete yakın bir platform olan Türkiye Düşünce Platformu bir rapor yayınlıyor. Ve kendilerinin sloganı da şu, ümmetin buluşma noktası diye. Erdoğan'a, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a kendi imzaladığı sözleşmeyi feshetme çağrısında bulunuyorlar. Töre cinayeti, namus cinayeti, bu raporda töre cinayeti, namus cinayeti gibi kavramların iyi niyetli olmaktan çok toplumu ayakta tutan değerlerin itibarını azaltmaya yönelik. Çünkü biliyorsunuz İstanbul Sözleşmesi esasen temelinde şu var. Kadınlara karşı gerçekleştirilecek ya da her türlü şiddet eylemini korumayı ve önleyici tedbirleri almayı hedefleyen ve bu kapsamda kadına şiddet kavramını tanımlayan dünya üzerindeki en etkili sözleşme olarak anlatılıyor. Bu sözleşmenin mimarı AK Parti
hükümetidir. Bunun bazı sebepleri de vardır. Hatta trajik sebepleri vardır. Naide Opuz'u biliyoruz hepimiz. Naide Opuz bu ülkede kanun yollarına başvuruluyor. Annesiyle beraber annesi öldürülüyor arabada. İşte gayri ahlaki bir hayat yaşıyor denilerek. Eşi hiçbir şekilde doğru düzgün ceza almıyor. Nereden baksanız işte 1'e yakın cezaevinde kalıyor, çıkıyor. Para cezaları alıyor. Bunun sonucunda Naide Opuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruyor. Ve dünya üzerinde ilk defa bir uluslararası mahkeme şöyle bir karar veriyor. Türkiye vatandaşını koruyamamıştır. Aslına baktığımız zaman sözleşmenin esas kaynağı burada. Türkiye o dönemde AB ile ve Avrupa ile iyi ilişkileri var. Bu ilişkilere sahip çıkmak adına ve o dönemde hatta Gelecek Partisi Genel Başkanı şu anki Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanı bu utanç kararından kurtulabilmek için ve bir de o dönemki biliyorsunuz Avrupa Konseyi Başkanlığı da Türkiye'de her dönem başkanlığının bir proje yapması gerekiyor. Bu konu seçiliyor. Bu utançtan Türkiye'yi kurtarabilmek için bu sözleşmeyi biz kendi elimizle hazırlıyoruz. Yani hani bu böyle deniyor ya işte ecnebilerin hazırladığı yok işte gavurun hazırladığı bir şey bize dayatmaya çalışıyor. Böyle bir şey değil bu. Yani bu sözleşme oluşturulurken Türkler burada öncü oluyor, aktif oluyor. Yer alıyorlar. Ve baktığınız zaman bugün gerçekten üzülerek söylüyorum. Biz AK Parti'yi AK Parti'ye karşı savunuyoruz desek yeridir yani. Evet. Çünkü bu sözleşmenin fikir babaları ve temelinde oluşmasında emek sarf eden kişiler yine AK Partili siyasetçiler. Tabii o dönemde 8 kişilik bir komite kuruluyor. O 8 kişilik komite arasında Türkiye'den bir akademisyen de var. Türk'e bir akademisyen de var. Birlikte hazırlıyorlar aslında sözleşmeyi ama ne oluyorsa 10 yıl sonra hemen hemen Türkiye sözleşmeden ayrılmaya karar veriyor. Şimdi şunu sormak istiyorum. Ben şurada Meltem, şununla ilgili öyle. Aslında bunu Pınar Arama da sordum. Sana da sorayım. Not aldım çünkü biraz önce anlattıklarından dolayı. Şimdi tabii bu sözleşmede bir denetçi var 15 kişilik Avrupa Birliği ülkelerinden. Grevio evet, kuruluşu var. Şimdi burada aslında sözleşmenin senin de biraz önce ifade ettiğin gibi şunu söylüyorlar. Siz kadın ve çocukları şiddeti engelleyemiyorsunuz. Bunun nedeni de sizsiniz. Kültürünüz, tarihiniz, becerileriniz ya da ismine her ne dersek bu kadın ve çocukları korumaya yetmiyor. Bu nedenle diyor, biz sizin egemenliğinizi hiçe sayıyoruz ve duruma müdahil oluyoruz. Aslında özü bu benim bildiğim sözleşmenin ya da benim yorumlamam bu şekilde. Peki böyle bir milli egemenliğe bir müdahaleye olduğu zaman CHP o zaman niçin karşı çıkmadı buna mecliste? Yani şimdi burada bir milli müdahaleye, milli egemenliğe. Egemenliğe bir müdahale olduğunu düşünmüyorum. Aksine İstanbul Sözleşmesi'ndeki Grevio'nun oluşumu nasıl anlatayım daha toplumların bir araya gelerek bir veri oluşturulmasını sağlamak, bu verilerle beraber bir politika üretebilmek. Yani şunu Ulaş bölüyorum. Yani bir kadına yönelik şiddeti engelleme ile ilgili bir sözleşme Türkiye'nin milli egemenliğine nasıl zarar verebilir? Hani bu açıdan da değerlendirmek. Yani zaten milli egemenliğine zarar verme gibi bir durum yok. Dediğim gibi Grevio'nun zaten İstanbul Sözleşmesi'ndeki de amacını istiyorsanız sözleşmede burada oradan da şey yapabilirim. Grevio'nun buradaki amacı biraz bir veri akışı sağlayabilmek. Ha baktığımız zaman Türkiye evet sözleşmeyi imzaladıktan sonra belirli yükümlülükleri yerine getiriyor. 62-84 sayılı kanun ile. Ancak mesela bu konuda çok önemli bir şey söyleyeyim. Türkiye hiçbir şekilde veri tutmuyor. Ya da kadın cinayeti nedir? Hangi cinayetler kadın cinayetidir? Bunlara ilişkin bir elimizde sağlam bir veri yok. Sadece Süleyman Soylu'nun işte 2020'de açıkladığı bir rakam var. Ancak bu da bizim sivil toplum kuruluşlarımız tarafından verilerle örtüşmüyor. Baktığınız zaman
bu veri akışını ve veri paylaşımını Türkiye'de sivil toplum örgütleri yapıyor. Yani sivil toplum örgütlerinin aslında devletin inisiyatifinde olan, yani baktığın zaman hani biraz daha böyle kültürel ya da töresel yapıdan ziyade ben bunun devletin işleyişiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani program ilerleyen süreçlerinde konuşuruz, örnek davalarımız var. Ne yazık ki Eskişehir yerinde de örnek davalarımız var. Çok acı, çok üzücü. Ve burada gerçekten bir sürü ihmal mevcut. Yani şimdi devletin de burada bir bakış açısı var. Yani devlet burada bir hükümet vasıtasıyla, yani hükümetin uygulayıcı olarak yargı eliyle bir politika izlemiş olsaydı zaten bu kadın cinayetlerindeki artış bu şekilde devam etmez diye düşünüyorum. Ulaş Bey, az önce siz bu çekilme kararının siyasi bir karar olduğunu ifade ettiniz. Buradan şunu mu anlayabiliriz? Yani bir erken seçim geliyor diyebilir miyiz? Böyle yorumlar da yapılıyor çünkü yine yani televizyonlarda. Şimdi tabii ki buraya İstanbul Sözleşmesi'ni konuşmaya geldik. Ancak hani erken seçim ile ilgili bizim partimizin görüşü nettir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuda çok net düşünüyoruz. Biz halkımıza kulak veriyoruz. Halk bugün baktığınız zaman, hani biraz konudan sapmak istemiyorum ama tek cümleyle yok, ben hani erken seçim olmalı mı demiyorum. Sadece yani hani bu erken seçimin zaten bu hazırlanıyor. Ancak tabii ki bu erken seçim senaryolarını hani başka bir programda konuşabiliriz. Bu işte bir bölgesel seçimle mi olacak yoksa erken seçim mi olacak direkt. Yani burada bir planlama olduğu mevcut. Ben aksine şu şekilde düşünüyorum. Bunu sözleşmenin kaldırılması şekliyle de konuşacağımızı düşünüyorum. O kaldırılış şekliyle de AK Parti hükümetinin bunları bilinçli olarak yaptığını, yani insanları biliyorsunuz Boğaziçi olayını yaşadık. LGBTQ artı bireyler üzerinden Boğaziçi'li öğrencilerimiz tahrik edildi. Gerek medyada, yandaş medyada tahrik edildi ve hedef gösterildi. Şu anda AK Parti hükümetinin medyayı ya da halkı yönlendirecek bir şey kalmamıştır. Toplumdaki belirli kesimleri amaçları kışkırtmak. Ve şu anda da ne yazık ki, yani bunu çok üzülerek ifade ediyorum, kadınlarımız hedef gösterilmektedir. Yani bunun süreci bence erken seçimden ziyade AK Parti sürekli bir toplumu kışkırtma ve o kişileri göz önüne bulundurup ekonomiyi unutturma, insanların açlığını unutturma ya da işte görüyoruz hepimiz. Peki şunu soracağım hemen. Derdim. Bu sözleşmeden çekilmesiyle birlikte Türkiye'nin, işte Türkiye'de baktığımız zaman yani günde 3 kadın yaşamını yitirdiği, erkekler tarafından öldürüldüğü bir Türkiye'de yaşıyoruz. Hı hı. Şiddete karşı kadınların savunmasız kaldığını söyleyebilir miyiz? Böyle bir iddia olabilir mi? Ya da bu sözleşmeden çekilmek erkekleri cesaretlendirir mi? Şimdi ikisi farklı sorular bence. Evet. Cesaretlendirir mi derseniz, cesaretlendirir. Neden cesaretlendirir? Bugün İYİ Partili siyasetçi bir açıklama yaptı. Ona hemen bir bulayım. İşte bundan sonra yandaş medyada kadın cinayetleri haberlerine işte kademeli olarak yer verilmeyecektir şeklinde. Yani İstanbul Sözleşmesi baktığınız zaman aslında bir çatı, nasıl anlatayım, bir süreç. Yani İstanbul Sözleşmesi bir yapılanmayı, kadına şiddeti önlemek için bir yapılanmayı öngörüyor. Şimdi bu yapılanmayı sizin çıkarttığınız kanunlarla ve işte yargıda ya da kolluk kuvvetlerine ya da buradaki görevli kişilere, işte Şönim'deki görevli kişilere ya da Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndaki görevli kişilere yapılacak eğitimlerle bir şekilde süreç sonunda da kadına şiddetin bitirilmesi öngörülüyor baktığımız zaman. O sebeple evet, çok ciddi bir zarar vermiştir. Çünkü Türkiye bu konuda kadına şiddetin engellenmesi konusunda yol gösterici olan, ki biliyorsunuz 6284 sayılı kanunun birinci maddesi direkt 2A fıkrası İstanbul Sözleşmesi'nin ışığında, onun temel ilkeleri doğrultusunda bu kanun hazırlandığından bahsediyor. Şimdi bundan sonraki süreç ne olur?
Yani 62-84 de mi kaldırılacak? Ya da bundan sonra kadınları yani, ne bekliyor? Bununla ilgili ne söylersiniz? Yani bana sorarsanız şu anda sadece 62-84 sayılı yasa değil, kadın hakları ve kadına şiddeti önlemek amacıyla mevcut bulunan bütün yasal düzenlemeler savunmasız bırakılmıştır. Yani savunmasız bırakılmıştır. Çünkü bütün bu yasal düzenlemelerin ışığında yer alan sözleşme, uluslararası bir sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi'dir. O sebeple ciddi bir yara aldığımızı düşünüyorum. Yani bu az önce de okuduğum bir rapor var. Cemaatlerin ve tarikatların bu konuda öngörüsü var. CEDAV'dan çıkalım diyorlar. İşte çocuk cinsel istismarla ilgili kanundan çıkalım diyorlar. Bu böyle bir yol açarsa ciddi çok tehlikeli bir yol bu. Şimdi İstanbul Sözleşmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararıyla kabul edildi. Az önce bunu Pınar Hanım'a da sorduk. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle sözleşmeden çekilebilir miyiz? Yani bunun yasal bir karşılığı var mı? Yani şimdi yani bir hukukçu olarak sen nasıl değerlendiriyorsun? Bir hukukçu olarak şöyle söyleyeyim. Şu anda elimde zaten bakın 62-51 sayılı kanunla. Şimdi bizim uluslararası sözleşmelerin nasıl yürürlüğe gireceği zaten anayasamızda düzenlenmiş. Evet. Şimdi bir uygun bulma kanunu düzenler meclis. Şimdi burada meclis yasama yetkisine sahip. Yani kanun yapma yetkisine sahip. Cumhurbaşkanının görevi ise bu uygun bulma kanunu, yani bir kanunu onaylar. Bu kanunun onaylaması ve yayınlamasıyla beraber resmi gazetede yayınlanır ve yürürlüğe girer. Hani bu çok da teknik bir konu değil. Ancak şimdi bu nasıl kaldırılmalı? Şimdi baktığımız zaman Cumhurbaşkanının yasama yetkisi sınırlı. Şimdi Cumhurbaşkanımız anayasa uyarınca yürütmenin başı. Şimdi anayasada burada bazı maddelerden bahsetmek çok elzemdir bence. Birincisi Türkiye hukuk devletidir. İkincisi kaynağını anayasadan almayan hiçbir yetki kullanamazsınız. Üçüncüsü yasama yetkisini devredemez meclis. Anayasa madde 7 diyor. Baktığımız zaman anayasanın üstünlüğü de burada. Ve en son olarak uluslararası sözleşmelerin de bizim normlar hiyerarşisinde bir yeri var. Hani biz hukukçuların kullandığı bir piramit vardır, bilirsiniz. Evet. 2004 yılında bir değişiklik yapıldı. Bu değişiklikle beraber uluslararası insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeler kanunların üstünde kabul edildi. Kanunların üstünde kabul edildikten sonra zaten hani benim şahsi düşüncemi sorarsanız bunun mecliste alınacak bir kanunla bile iptal edilmesi güç. Çünkü temel insan hakkına ilişkin bir sözleşmedir bu İstanbul Sözleşmesi. Ki baktığımız zaman hani ben hocalarımı da onların da çalışmalarını, hukuki düşüncelerini de önemli buluyorum. Onların da araştırmalarını takip ettim. Özellikle Kemal Gözler hocamızın bu konuda çok güzel bilgileri var. Ya da bizim İstanbul Milletvekilimiz İbrahim Kazıoğlu, onun da pazartesi günü bir basın açıklaması yapmıştı. Oradaki sıkıntı şu aslında. Yani hani şimdi herkes Cumhurbaşkanlığı kararını tartışıyor. Cumhurbaşkanlığı kararı bir idari işlemdir. Yani bir yasama yetkisinden alınan bir yetki değildir. Bir yürütme yetkisi de değildir. Yani bu tamamen idari birer bir işlemdir. Ancak burada tartışmamız gereken, hani bakmamız gereken başka bir konu var bence. 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 3. maddesi. Evet. Baktığımız zaman bu anayasaya aykırı. Çünkü kesinlikle milletler arası anlaşmalar, yani belirli anlaşmalar dışında, işte bu ekonomik anlaşmalar var, bunun mecliste bile yayınlanmadan yürürlüğe girdiği durumlar var. Bu anayasamızda da düzenleniyor. Kesinlikle Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle böyle bir yetki verilemez Cumhurbaşkanı'na. Bu yetki tamamen meclistedir. Yapılması gereken usul bunun mecliste getirilmesidir. Ancak dünyadaki temel hukuk normlarının, temel hukuk ilkelerindeki ve özellikle milletler arası anlaşmalarda temel insan haklarına ilişkin yapılan düzenlemeler den zaten geri çekilmesinin ben olanaklı geriye yürüyemezdik
yürümemezlik ilkesi gereğince imkanlı olduğunu düşünmüyorum. Yani biraz... Yani Türkiye mecliste karar verse bundan çekilemez mi? Yani ben öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu bir temel insan hakkı şeyidir. Peki. Ama evet, usulü olarak tartışırız bunu. Şimdi hı-hı, bir usul açısı şunu vardır. Usulen bu yanlış, evet, zaten. Şunu soracağım. Peki böyle yani bu sözleşmeden çekilmek isteyen işte başka ülkelerde olduğu söyleniyor. İşte Hırvatistan, Polonya, hı-hı, Çek Cumhuriyeti gibi. Hı-hı. Ve peki onlar nasıl çekilecek? Çekilirse? İşte onlar da kendi içlerindeki, şimdi bakın usulen yapılması gereken mecliste belli. Ben sadece kendi temel insan hakları ve uluslararası insan hakları ilkeleri doğrultusunda bu yönde bir görüş bildirdim. Ancak usulü zaten meclise gelmesidir. Evet. Çünkü yasama yetkisi meclistedir. Şunu sormak istiyorum. Ben şimdi diyorlar ki bu sözleşme geldiği zaman işte mecliste geçen durum başka, Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı başka, resmi gazetede yayınlanan başka durumlar var. Evet, olabilir. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi tabii böyle bir yanlışlık yapılmış, pek de üstünde durulmamış, okunmamış, yani ilgili kişiler tarafından dikkat edilmemiş. Bu sözleşme, acaba diyorum 2011, 2012, 2013 o yıllarda yapılan tüm uluslararası sözleşmelerin sizce gözden geçirilmesi gerekir mi? Madem bu yanlış yapılmış, böyle bir iddia var. Yani işte ben bu işin siyasi bir karar olduğunu düşündüğüm için yani evet, hani bu sadece AK Parti hükümetine işte başka tartışma konuları açar. Yani evet, başka bir yol açmaz. Bunun hukuken de bir karşılığı yoktur. Zaten kanunun çıkış sürecinde de yapılan yanlışlıklar resmi gazetede düzeltilmiştir yayınlanıyorken. Hani uluslararası anlaşma metni farklı, mecliste görüşülen metin farklı. Öyle bir şey deniyor. Evet, deniyor ama yani yayınlandığı zaman orada birkaç bir kelime kullanımıyla alakalı şey var. Onlar zaten düzeltilmiştir. Evet. Hani bu biraz daha hani daha çok tartışalım konusu olur. Hani bunlara gerek olduğunu düşünmüyorum. Yani burada bizim uygulamamız ve bakmamız gereken şey şundan kopmamamız gerekiyor. Bu ülkede kadına şiddet diye bir kavram vardır. Ve bu bir kadın hakkı mücadelesidir. Ve bir kadın hakkı mücadelesi olarak sadece yani ben şuna karşıyım, kadınların mücadelesidir. Değil. Tabii kadın hakkı aslında bir insan hakkıdır. Tabii aslında ki insan hakkının temel koşullarını oluşturur. Bunun mücadelesinde çok önemli bir organizasyon gerek. Bu organizasyonu toplum hep beraber, erkeğiyle, kadınıyla beraber gerçekleştirmesi gerekiyor. Yani bu yol beraber yürümesi gereken bir yoldur. Üçüncü ve bu yolda bir politika tabii ki, uygulanması ve gerekiyor. Burada da işte evet, politikayı da devlet uygulaması gerekiyor. Yani şimdi AK Parti'nin ben 2011 yıllarında çok iyi bir bu konuda politika uyguladığını düşünüyorum. Şimdi bu sözleşmeye baktığım zaman bu ortaya çıkıyor. Ancak bu politika uygulanmaya devam etmedi. Bu iş siyasileştirildi. Yani devam eden süreçte de öyle. Biliyorsunuz AK Partili vekillerin, işte bakanların açıklamaları var. Yani istiyorsanız onlardan da bahsedebilirim ama herkes biliyor zaten. Sosyal tabii, medyada evet, görüyoruz. Yani az önce Pınar Hanım'a da onu sorduk. Yani AK Partili kadın milletvekilleri arasında aslında İstanbul Sözleşmesi'ni sahiplenen kişiler de var. Ama ben şunu merak ediyorum. Hı-hı. Şimdi az önce de yine konuştuk. Hı-hı. Şimdi İstanbul Sözleşmesi ile ilgili en çok tartışılan, işte eleştirilen konu birincisi Türk aile yapısına zarar verdiği, hatta boşanmaları arttırdığına yönelik bir eleştiri, hı-hı, var. İkincisi de insanları eşcinselliğe yönlendirdiği, hatta cinsiyetsizleştirmeye çalıştığına, hı hı, dair bir takım işte anlamlar çıkartan insanlar var. Hani siz sözleşmeyi okumuşsunuzdur mutlaka. Tabii ki. Siz bu sözleşmeyle ilgili böyle bir algının oluşmasının doğru olduğunu düşünüyor musunuz? Yani aile yapısını bozuyor mu? Eşcinselliğe yönlendiriyor mu? Burada Ali Bey de çok iyi az önce değindi. Avrupa'da da bu tarz bazı ülkelerde bir organizasyon var, işte aile yapısını bozduğu ve işte kişiler eşcinselliğe ve cinsiyetsizliğe yönelttiği tarzında bir şey var. Şimdi bakın bununla ilgili ben de konuşabilirim ama çok güzel bir cevap vermeyi düşünüyorum. Kadem biliyorsunuz. Evet. Kadem Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı, Sümeyye Erdoğan'ın başkan yardımcılığını yaptığı bir kadın derneği. Şimdi 1 Ağustos bir yaklaşık 13 maddeydi diye düşünüyorum. 16 maddeli bir basın açıklaması yapıyor.
Şimdi sözleşmedeki yanlış anlaşılmaları düzeltmek evet, evet, için onlara açıkça evet, şey veriyor. Şimdi şu çok önemli. Şiddet mi arttı diyor? Şiddetin görünürlüğü mü arttı? Şimdi bakın bu iyi bir şey. Çünkü İstanbul Sözleşmesi ve 62-84 sayılı kanunla beraber toplum bu konuda biraz daha duyarlı olmaya başladı. Hani bu bizim Türk yargımız için kötü bir şey aslında ama Twitter tutuklamaları biliyorsunuz hani meşhur. Hani biri bir şey işliyor işte şu tutuklansın bu tutuklansın gündeme getiriliyor. Yani Twitter adaleti diye bir şey oluşturmaya başlandı. Şimdi baktığımız zaman eşcinsellikle ilgili kademin bir açıklaması var. Öncelikle cinsel yönelimi söyleyeyim. Şimdi bakın cinsel yönelim sözleşmede sadece dördüncü maddede geçiyor. Evet. Cinsel yönelimin orada yer almasının bir sebebi var. Şimdi bu maddede şiddete karşı savunulacak yani korunması gereken kişilerden bahsedilirken diyor ki dil, din, ırk pek çok unsurla birlikte toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelime dayalı şiddetin de kabul görmemesi gerektiği. Şimdi burada bazı kesimlerin LGBTQ artıların özellikle. Şimdi bunlar da şiddete uğruyor. Şimdi translar şiddete uğramıyor mu? Yani bu kişilerin de korunmaya ihtiyacı var. Bunu da devlet korumak zorunda. Biz burada bu baktığınız zaman yani şimdi 62-84 aslında her türlü erkeği de koruyor. Yani çocuğu da koruyor. Mesela İstanbul Sözleşmesi aslında çocukları da tabii koruyor ki. Ama hani ne oldu da toplumda böyle eşcinsel diye yönlendiriyor gibi bir algı oluştu. Yani siz sözleşmeye baktığınızda böyle bir sözleşmeyi okumamaktan kaynaklı bu. Bu çok net. Yani sözleşmeyi bakın sözleşme de burada ben şunu düşünüyorum. Aksine biraz da iddialı olabilir ama şunu düşünüyorum. Sözleşmede eşcinsellikten ya da cinsel yönelim lafında ya da ailenin bozulması tarafında daha önemli şeyler var. Bence AK Parti hükümet çevrelerini rahatsız eden. Onlardan birazdan bir bahsedeyim. Ailenin bozulması konusunda da şimdi bu çok açıktır. Bir kadın, bir çocuk şiddet görüyorsa bunun hiçbir dayanağı ve sebebi olamaz. Yani aksine İstanbul Sözleşmesi ile beraber bu şiddetin daha görünür hale gelmesiyle insanların daha örgütlendiği. Şimdi bakın sadece şiddet toplumundaki kadınların belirli kesiminde değil. Türkiye'nin her yerinde var bu şiddet. Psikolojik şiddet var biliyorsunuz, fiziksel şiddet var, cinsel şiddet var. Yani şiddetin de sosyoekonomik şiddet var. Yani burada erkeklerin bir şiddet uyguluyorsa kimse kusura bakmasın. Bu aile eğer yani kadınlar genelde şundan kaçıyor Ali Bey. Yani hani ben burada şiddet görmek istemiyorum diyor. Ben şunu sormak istiyorum. Mesela bu sözleşmede şöyle bir ayrıntı var. Şimdi burada diyor ki özellikle erkeklere ve gençlere. Bunlar diyor tüm bireyler diyor. Bireylerin her türlü şiddet olayının önlenmesine aktif bir biçimde katkıda bulunmasını teşvik eder diyor. Sözleşmede evet. Var bu. Erkeklere bu görev veriyor. Politika üretiyor evet. Yani. Yani politika üretmesi gerekli diyor. Bunu aslında devlete de yüklüyor. Evet. Temelde baktığınızda sözleşme bunu devlete yüklüyor. Peki şimdi mesela biz bunlardan vaz mı geçecek? Ya da mesela bu şiddeti önlemek derken ya işte yolda gördüm ben bir kadına şiddet uygulanıyor. Yani buna müdahale etmeli mi, etmemeli miyim? Ya da bunun örneği vardı işte yaşadık ceza aldı biliyorsunuz. Yani şimdi şiddetin baktığınız zaman şiddetin hiçbir şekilde savunulacak tarafı yok. Şiddete burada müdahil olma yetkisi o şekilde değil. Evet. Yani birebir şiddete ben müdahil olayım değil. Bu devletin görevi. Evet. Bu devletin uygulayacağı politikalarla bireyleri yetiştirmesiyle. Yani şimdi siz kişileri, bireyleri eğitirseniz, bir politika uygularsanız, buna ilişkin bir ahlaki bir bilgi verirseniz evet. Aslında bunu amaçlıyor buradaki madde. Tam tersine. Yani burada kadını korumak devletin başlıca görevi. Yani baktığımız zaman bugün ülkemizde kadınlar iki şey istiyor.
Çok net iki şey istiyor. Bir, özgürlük istiyor. İki, eşitlik istiyor. Evet. Kanunda herkese karşı eşit olunmasını, kendisinin de özgür bir birey olarak toplumda yaşamasını istiyor. Yani İstanbul Sözleşmesi'nin amacı o. Bizim yapmamız gereken politika bu. Çok basit aslında. Yani çok şey değil. Ama aksine biz niye tam tersini söylüyoruz? Biz ne diyoruz? Kadın cinayetleri politiktir diyoruz. Değil mi? Evet. Politik dememizin bir sebebi var değil mi? Çünkü kadın koruma kararı almak için polise gidiyor. Kavga etmiş. Ağzı yani çok kötü işte bir şekilde yaralanmış. Ya da çok ciddi bir tehlike var. Yani şiddet, fiziksel şiddet haricinde de çok ciddi bir tehlike var. Polis ya da kolluk kuvvetleri şunu söylüyor. Herkes yaşamıştır bunu. Kesin ya da bir yerden duymuşsunuzdur. Tanıdık kesin birinden duymuşsunuzdur. Şunu diyor polis. Çağıralım eşini, barıştıralım. Yahu zaten o kadın oraya gelmesinin sebebi yani biz bu tarz davaları da Eskişehir'de yakından takip ediyoruz. Genelde kadınların söylediği şey şu. Ben ne parasındayım, ne pulundayım, ne nafakasındayım, evet, ne başka bir şey değil. Ben orada bulunmak istemiyorum. Ben şiddet görmek istemiyorum. Ben özgür olmak istiyorum. Ben de eşit bu toplumsal cinsiyet diyorlar ya, toplumsal cinsiyet aslında Naide Opuz davasıyla dünya literatürüne girmiş. Dünyadaki insan hakları literatürüne girmiş bir şeydir. Onu eşcinselliğe yoruyorlar. Aslında tam tersi. Diyor ki toplumsal cinsiyet kadının kadına toplum tarafından yüklenen sorumluluklar sebebiyle ya da işte töreler, gelenekler, evet, ya bu toplum tarafından kendisine verilen şeyler sebebiyle öldürülemez. İşte eve gelmedi, o gün evde yoktu ya da yemek yapmadı, öldürdüm. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela bizim yasamızda mesela 6284 ile işte şiddete uğrayan bir kadın işte eş ya da işte yani kim olursa bir uzlaştırma durumu vardı galiba anladığım kadarıyla. Evet, ama İstanbul Sözleşmesi hiçbir şekilde uzlaştırmayı kabul etmiyor. Eğer ortada bir şiddet varsa bu şiddetin önüne geçmelisin diyor. Yani ikisi arasında böyle bir fark var mı? Hani hukukçu olduğunuz için size soruyorum. Yani tabii ki şu anda zaten bizim bu kadın şiddet davalarında uzlaştırma üzerinden de sanırım bir tartışma yürütülüyor. Evet, çünkü uzlaştırma ile ilgili ciddi sıkıntılarımız var. Aslında burada bakmamız gereken Ayşe Tuğba Arslan şey, örneğini verebilir miyiz burada? Bakmamız gereken esas şey aslında şu. Buradaki bakış açısı şu olmalı. Öncelikle kadını korumamız lazım. Yani şimdi hani meslektaşım da anlattı. Türk Ceza Kanunu kendisini dinledim. Çok büyük bir mutlulukla ama yani hani katılmadığım yerleri var ciddi olarak. İşte Türk Ceza Kanunu'nda da düzenlemeler var diyor. Şimdi bakın zaten Türkiye'de bir yargı sistemi var. Soruşturma evresi var. Kovuşturma evresi var. Şimdi burada İstanbul Sözleşmesi'nin yapmaya çalıştığı şey bir koruma. Yani kişiyi korumaya çalışıyor. Kadını korumaya çalışıyor. Yani o sebeple burada bir özellikle şimdi avukatları tarafından hazırlanan rapor da benim elimde. Ayşe Tuğba Aslan davasında ben de katıldım bazı duruşmalarına. Zaten biz de parti olarak da parti temsilcimizle beraber takip ettik bu süreci. Yani hani burada kadını önce bir korumanız gerekiyor. Kadını koruduktan sonra zaten o süreçte bir soruşturma evresi yapılıyor. İşte mesela kadının beyanı esastır. Hani siz sormadan ben söyleyeyim. Kadının beyanı esastır. Bu da çok yani kadının beyanı nerede esastır? Nerede ifade esastır? Korumada esastır. Yani koruma kararı alıyorken bir esas alınır. Şimdi şöyle bir tartışma da var. Programımızın son 5 dakikasındayız. O yüzden biraz hızlı soruyorum. Şimdi Ankara Sözleşmesi tartışması başladı. Şimdi Türkiye'nin Ankara Sözleşmesi'ni hazırlayacağı söyleniyor. Siz bir avukat olarak nasıl bir sözleşme hazırlanmasını bekliyorsunuz? Ya da nasıl bir sözleşme olmalı? Ya da kim imzalayacak bunu? Yani şimdi ben öncelikle şunu söyleyeyim. Yani İstanbul Sözleşmesi yürürlükten kaldırılmadı. 10 yıl sonra da İzmir Sözleşmesi olur mu? Evet. Yani kaldırılmadı. İstanbul Sözleşmesi yürürlükten kaldırılmadı. İstanbul Sözleşmesi'nin hatta yani şimdi bakın Avrupa Birliği'ne bir bildirimde bulunduk. Avrupa Birliği bizim iç hukukumuza bakmaz. Evet, ama 1 Temmuz'da ayrılacağımızı bakmaz. İç hukukumuza bakmaz. Ama aslında bakın burada bir çocuk sakat doğuyor. Yani bir düzenleyici işlemle ve bunu dayandırdığınız bir yetki gaspıyla sözleşmeyi feshediyorsunuz. Yasama yetkisini gasp ediyorsunuz. O sebeple baktığımız zaman zaten
62-51 sayılı uygun bulma kararını kaldırdı mı? Cumhurbaşkanlığı kararı kaldırmadı. Ona ilişkin bir şey var mı? Alınan kararda yok. Yok, evet. Karar yürürlükte. O zaman baktığımızda kanun yürürlükte. Bakın zaten AK Parti'ne yapmaya çalıştığı şey bu. Yani bunu yaratmak istiyorlar. Yani kadınlara yönelik bir şiddetin engellenmesi değil. Kadınları burada ön plana çıkartıp tartıştırmak. Yani bir soru işareti yaratmak istiyorlar. Aslında ben şuna düşünmüyorum. Ben buna inanmıyorum. Usulüne uygun çıkmayı bilmediğini saraydaki yetkililerin inanmıyorum. Yani bu biraz aslında bilindik yapılan bir şey. Yani gündem değiştirme çabaları. Gündem o kadar sıkıntılı ki bunu hepimiz yaşıyoruz. Siz daha çok içindesiniz. Biz de içindeyiz. Yani gözlemleyebiliyoruz. O sebeple hani ister Ankara Sözleşmesi yapalım, ister o zaman ben de Eskişehir Sözleşmesi yapayım. Yani oturalım burada. Hep beraber yapalım yani. Çünkü burada bu ülkede hukuksuzluk hukuk haline geldi. Yani bunu biz adliyede de görüyoruz. Genel çapta da görüyoruz. Peki şunu sorayım. Şimdi tabii bu tam bu sözleşme işte çekildik. Konuşurken birden Meclis Başkanı Sayın Şentop dedi ki biz Mötre'den de Sayın Cumhurbaşkanı çekilebilir dedi. Yani Türkiye tüm uluslararası anlaşmalardan bu Cumhurbaşkanı kararnamesiyle çekilebilir mi? Ben yaptım oğulculuk derseniz çekilir. Hani anlatabiliyor muyum? Hani bu düşünce yapısına sahip olmak doğru değil. Şimdi bununla ilgili çok önemli bir örnek vermek istiyorum. Kadınlarla ilgili bir sözleşme feshediliyor. Kadınlara soruldu mu? Soruldu. Kime soruldu? Ben kime sorulduğunu biliyorum. Siz de biliyorsunuz. Az önce açıkladım. Tarikat ve cemaatlere soruldu. Evet. Aslında daha tam tersi. Tarikat ve cemaatlerin baskısıyla bir diyet ödemesi nedeniyle, yani burada bir baskısı var AK Parti hükümetine. Bunun sebebinde bu fesih gerçekleşti. Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Danıştay'a başvurdu. Bu İstanbul Sözleşmesi ile ilgili. Evet. Şimdi bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek? Ya da Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Sözleşmesi ile ilgili nasıl bir yol izleyecek? Danıştay'a başvurmanın dışında bir çalışması olacak mı? Yani şimdi dediğim gibi baktığımızda hani Danıştay'dan da pek umutlu musunuz deseniz, yani hukuksuzluğun hukuk olduğu bir ülkede yaşıyoruz dedim size. Hani pek de umutlu değilim. Biz bunu çoklu baro olayında da yaşadık. Hani Anayasa Mahkemesi ile beraber. Hiç tamamen anayasaya aykırı bir düzenleme yapıldı biliyorsunuz. Bizim burada Cumhuriyet Halk Partisi olarak yapmamız gereken şey şu ki zaten de bunu yapacağımıza ben inanıyorum. Bir sonraki seçim olduğu takdirde zaten İstanbul Sözleşmesi'nin tarafı olacağımızı ve iktidar olduğumuz takdirde bu sözleşmenin tarafı olacağımızı ve sözleşmenin şu andaki mevcut işte 62-84 sayılı yasanın daha da çok geliştirilerek sözleşmenin kapsamında dediğim gibi bir çatı, bir süreç vardı ya, bu süreci gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Biz Danıştay'a başvurduk. Aslına bakarsanız Avrupa Birliği de Danıştay sürecini beklemek zorunda hukuken. Yani bunu da söylemek gerekir ki neden? Çünkü burada bir idari işlem var, yasama işlemi yok. Yani bu konuda biz parti olarak hemfikiriz. Ancak bizim zaten kadın hakları konusunda parti olarak ciddi çalışmalarımız var. Eskişehir yerinde de yapıyoruz bunu. Türkiye yerinde de yapıyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nin biz uygulanacağına inanıyoruz ve bunun da savaşını vereceğiz. Evet, bunu soracağım. Şimdi kadınlar kararı geri çek, sözleşmeyi uygula diye evet, çok güzel bir slogan bu arada. Cidden çok güzel bir sokakta. Slogan. Yani kararın geri çekilmesi mümkün mü sizce ya da böyle bir öngörünüz var mı? Yani çekilir mi karar? Karar zaten hukuksuz bir karar. O sebeple hani sakat doğan bir çocuğun hani burada şey olarak hani kanunun sakat doğması, hani şey demeyeyim, hani sakat doğan çocuk yanlış anlaşılmasın söylediğim şey. Sakat doğan bir kanun var ortada. Bu kanunun karar var ortada. Yani hükümsüz bir karar. Ben buradan ciddi bir çağrı yapmak istiyorum. Bu önemli bir konudur. Kadın şiddeti Türkiye'nin gerçeğidir. Bunun hükümsüzlüğünü AK Parti kabul ederek, AK Parti'nin bunu kabul etmesi gerekiyor. Ama dediğim gibi benim düşüncem biraz daha farklı. Amaçları farklı. Amaçları zaten hani yoksa yasama yoluyla da yaparlardı bunu. Yani hani çok sorun teşkil edecek bir şey değildi. Burada yapılması gereken İstanbul Sözleşmesi'nin daha nitelikli
uygulanması için düzenlemelerin de yapılması. Ama ben tam aksi olacağını düşünüyorum. Bu 62-80 eğer böyle bir tarikat ve cemaat baskısı varsa 62-84 de kalkar. Yani çünkü baktığımız zaman birinci maddede zaten İstanbul Sözleşmesi ile bağlı olduğu belli. Başta da dediğim gibi bu yol, evet, çok tehlikeli bir yol. Kadına şiddet gerçeğini kabul etmemiz gerekiyor. Bu gerçek doğrultusunda da daha fazla çalışmamız gerekiyor. Yani hani İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması ve uygulanması yolunda biz yargı mercilerinde de gerekli çabayı sarf edeceğiz. Ama dediğim gibi gerekirse bunu davalarda da uygulanmasını talep etmeye devam edeceğiz. Çünkü açık 61-52 sayılı yasa hala yürürlükte. Yani sözleşmeye uygun bulma kanunu yürürlükte. Bu kanun kalkmamış durumda. Zaten bu kanunu kaldırma yetkisi de yok Cumhurbaşkanı'nda. Mecliste bu yetki. Evet. Ulaş Bey, şimdi programımızın sonuna geldik. Ali abi, sizin başka bir sorunuz varsa? Benim sorum yok. O zaman programımızı kapatalım ama Ulaş Bey, öncelikle son sözlerinizi alalım. Ondan sonra kapatalım programımızı. Aslında son söyleyeceğim cümleyi konuşmamın içerisinde de yer verdim. Bu bir toplumsal mücadeledir. Bunu devlet erkiyle, organize edilmiş devlet erkiyle tüm toplumun, kadın erkek demeden tüm toplumun el ele vererek bu kadına şiddet, aslında yani esas temamız kadına şiddet burada. Yani İstanbul Sözleşmesi bu konuda çok büyük bir öncü olduğu için bu kadar tepki, bu kadar göz önünde oldu. Ama kadına şiddeti unutmamalıyız. Kadına şiddet, yani dediğim gibi, unutturulmaya çalışılıyor. Artık yandaş medyada da yer almayacağına ilişkin işte söylentiler var Twitter'da. Bu mücadeleyi beraber yapmak zorundayız. Aynı yolda yürümeliyiz. Yani hani kadınlara destek diye bir tabir vardır ya, ben öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Kadın yönelik şiddet de siyaset üstü bir konudur diyebiliriz. Evet, siyaset, insan hakları zaten siyaset üstü bir konudur. Ama bunu siyaset malzemesi yaparsanız bu işi politika haline getirirsiniz ve ya bu kadınların bu çok farklı bir şey. Yani canına mal oluyor. Yani hayatlarını kaybediyorlar. Çok ciddi şiddet gören insanlar var. Hani çok fazla da örnek de var bu konuda. Yani nasıl ki İstanbul Sözleşmesi meclisten oy birliği bir kişi çekimsel oy kullanmıştı biliyorsunuz, ama o da AK Parti milletvekili, ertesi gün gidiyor düzelttiriyor, hani ben yanlışlıkla çekimsel oy kullandım diye. Oy birliğiyle geçiyor. O sebeple biz insan hakları konularına, özellikle kadın hakları konularına, kadına şiddet konularında hem meclisin hem de yürütmenin başının el ele vererek bu sorunu çözücü sağlam adımlar atmamız gerektiği düşüncesindeyim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, dediğim gibi, o gün de tam kadro oradaydık ve oy verdik. Bugün de bizim üzerimize ne düşerse bunu yapmaya hazırız. Bunun haricinde, devlet haricinde de hani biz topluma yardım edebilmek adına da bu konuda çalışmalarımız devam ettiriyoruz. Evet, Ulaş Bey, teşekkür ederiz katıldığınız için programımıza. Evet, STV izleyenleri, Açıkça'nın ikinci bölümünün sonuna geldik. Bu bölümde konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir İl Yönetim Kurulu üyesi Avukat Ulaş Kutlu'ydu. Ulaş Bey'le de aynı şekilde İstanbul Sözleşmesi'ni konuştuk. Hafta yeni bir konukla tekrar karşınızda olacağız. İyi akşamlar.